Bu üniversite dışındaki akademilerin etkisi çok büyük. Evet. Yani Leopoldina Evet. 1660'tır. Evet. Royal Society 3 sene Evet, sonradır. evet. Mesela Colbert'in kurduğu akademi, Fransız Akademisi. Ve Evet, bunlar birbirlerine bakarlar, evet, birbirlerinden aldılar. aynen öyle. 3 Birbirlerinden aşağı 5 aldılar. yukarı ve bunlar hepsi üniversite dışında olan kişiler. Evet. Bunlar hür adamlar. Evet, yani evet. Üniversite çünkü kilisenin baskısı altında Kilisenin daha. baskısı altında. Bunlar değil. Evet, evet. Bunlar değil. Bu çok önemli. Şimdi gelelim biraz da Aquinoli Sentoma'dan bahsedelim. Evet, o çok önemli bir özellik. Şimdi Thoma teolog aslında. Yani Hocam lafınızı kesiyorum. Ben buradan sizin meşhur bana gönderdiğiniz konuşmanıza gelmek istiyorum. Platon, Aristo geçişine kadar. O müthiş. Yani mümkün olsa da keşke seyircilerimize o konuşmayı dinletebilsek. Hocanın yaptığı Fatih bir konuşma var Kıbrıs'ta. Sen şöyle bahsediyorsan ben bütün izleyemedim. Metnini gönderdi bana. Ben metni gönderirim sana. Gönder. Fakat yani imkan olsa seyircilerimize onu keşke dinletebilsek. Siz onu izin verir misiniz internete koysun? Evet tabii canım koysun. Ben seyredeyim. Yani internete koyarsan okuyucu. Yani onu Fatih Altaylı komutere koyarız. Tamam ben sana evet, gönderiyorum evet, onu. Evet tabii. Tamam. Şimdi lafınızı evet, kestim Akinoli kusura Thoma bakmayın. Şu. Şimdi onu anlayacak durumdayız. Teolog, aziz biliyorsun. Evet. Aziz ilan edildiği Gayet zaman edildi zaten sonra. Ortaya çıkar. Aziz. Dominiken aziz. Bir taraftan teoloji, bilimlerin hizmet şeysi, efendisi falan. Fakat Aristoteles'i keşfediyor. Aristoteles'i keşfettiği zaman bu Aristoteles'ten kaçınılamayacağına, vazgeçilemeyeceğine karar veriyor. İki, Aristoteles'i Hristiyanlaştırırsam, bunun Hristiyan geleceği için olağanüstü bir şey, ne diyelim, bağış olacağını düşünüyor ve yapıyor onu. Bak ne kadar. Biraz evvel Gazali niye karşı çıkıyordu? Şu tez filozofların alemin kıdemi, işte gelecek hayatın bilmem duysal tasviri, bedenlerin haşri. Anlatabildim mi? Veya cüz'ilerin bilgisi İslamiyet'e aykırı. Şimdi şöyle diyor. Yani basit olarak anlatıyorum. Buna Hristiyan'a da aykırı ama buna önemli değil. Bilmem anlatabildim mi? Yani tam olarak böyle değil. Yani bunlar önemli değil. Kaldı ki bu konuda yani gölgede bırakıyor. Yani ihtilaf konusu olabilecek ve Aristoteles'ten yararlanmasına engel olacak olan zıddıkları gölgede bırakıyor. Görmezlikten geliyor ve Aristoteles'le Hristiyanlığı birleştirebilecek başka şeyler arıyor. Ve siyaset yapıyor. Aynen bu tam diplomasi bu değil mi zaten? Evet. Uzlaşabileceğim konular üstüne yoğunlaşıyor. Aynen öyle yapıyor. Ama tabii derin bir adam. Çok derin bir çok adam. Derin. Çok ya derin bugün neredeyse adam. O iki kitabını getirecektim seyircilerime. O Summa Theologica bu kadar Fatih 3 cilt. Bana onu kim aldırdı biliyor musun oku diye. Xavier. Ben Paris'teki al oku onu dedi. Bir de Summa Contra Gentiles'i getirecektim. O da bu kadar bir kitap. Basit bir şekilde anlatayım. Her bilimin diyor iki aydınlatılma açısı vardır. Bir bilimin kendisinin kendi içinden aydınlatılması, bununla fizik yaparsınız, bununla matematik yaparsınız, astronomi yaparsınız, her şeyi yaparsınız. Bir de bilimin diyor, tanrısal ışık zaviyesinden aydınlatılması. Yani aynı eşya, doğal olarak baktığınız zaman başka bir şeydir, aynı eşyaya vahiy açısından baktığınız zaman başka bir şeydir. Şimdi bak çok hoş bir cümle bu. Bu çok bir şey cümle. Aynı eşya başka bir cümle. Ama başka bir anlama bürünür. Evet. Başka bir derinliğe kavuşur. Bu çok önemli. Çok 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 önemli. İkinci olarak dediğim gibi yani Hristiyan ahlakını Aristoteles'in ahlakıyla birleştirdiğimiz zaman erdem ahlakıyla birleştirdiğimiz zaman Hristiyan siyasetini işte dört tane şey ayırt eder. Kısaca başarır bu işi. Evet. Kısaca bu işi başarır. Ama bakın bu işi başarmasının nedeni şu. Yukarıda gene teoloji var. Tabii. Yukarıda gene İsa var. Yukarıda gene kilise var. Adam aziz. Oysa ki İslam filozofu bence benim şahsi görüşüme göre. Yani İslam filozofları gereğinden fazla Yunanlıdır. Ne dediğimi anlatabildim mi? Gereğinden fazla Yunanlı olduğu için dini felsefenin alt düzlemdeki bir görüntüsüne indirgerler. Oysa ki tam tersi.
Sentom sonra adı. Oradan kurtulmak için gazali gibi davranmak zorunda kalırlar. Sonra da insanlar gazali gibi davranırlar. Yani bu problem tabii önemli bir problem. Ama sonuçta bu şu demektir. İslam dünyasında, bitiriyorum bu konuyu, felsefenin, yani aklın, efendime söyleyelim, topluma, toplumsal meselelere, bilime, bilimin gerçekleştirilmesine, siyasete, uygulanmasına ve verimli kılınmasına imkan verecek şemsiye, yorum, olumlu bakış açısı sağlanamamıştır. Evet. Ama Hristiyan dünyasında işte akıl burada, burada, işte şey burada, tanrısal ışık burada, orada, işte gene felsefe teolojinin hizmetçisi. Bunun sayesinde birkaç yüzyıl felsefe dinin şemsiyesi altında gelişme, serpilme imkanı bulmuştur. Aslına bakarsan, İslam dünyası haklıdır. Yani şunu demeye çalışıyorum. O imanla akıl arasında uzlaşma, efendime söyleyelim fıstık gibi bir dünyayı yaratmamıştır. Nitekim arkasından Descartes, Newton, Nietzsche, yok bilmem Darwin geldiği zaman darmadağın olmuştur. Yani bugün teori o değildir batıda. Bugün tabii. Teori o değildir. Teoloji kraliçedir, felsefe onun altındadır, felsefe ile bilim veya felsefe ile teoloji uzlaşır, böyle bir bu şey yok batıda. Bu görüş 18. yüzyılda bitti artık o. O görüş bitti. Batmıştır o görüş. Fakat önemli olan o değil. O görüş, o zamana kadar deyim yerindeyse aklın ve felsefenin ve bilimin yaşaması için gerekli atmosferi... Ortamı sağlıyor. Ortamı sağladı. Bu evrimin evet. aşamalarından biri ne oluşturuyor? Evet, evrimin aşamalarından biri. Ama şimdi artık batıda buna bitmiştir. Tabii. Yani batıda akılla nakil birbirine uyar mı, uymaz mı, buna hava gazı. Buna bitti artık, o olay da bitti. Batıda peki genel olarak, basit olarak ifade ediyorum gene. Din tümüyle başka bir alanın bilim, felsefe, gündelik hayat, siyaset, eğitim, ahlak bambaşka bir alan işidir. İman kanıtlanamaz. Evet. Bitti bu. Ve kişiseldir. Ve kişiseldir. Tabii. Tamamen ruhla ilgili bir şeydir. Bitti mesele, problem yok. Ama buraya gelmek için oradan geçmek lazımdı. Şimdi bizim bütün şeylerimiz, büyük ulemalarımız, İslam ne kadar akla uygundur, ne kadar doğaldır, iman ne kadar bilmem şey yapılır, bence bunların hepsi hiçbir değeri olmayan cümlelerdir. Akla uygun olan din olmaz. Akla uygun olan iman olmaz. Hiçbir kitap, Kur'an dahil, kutsal kitap olarak fizik olmak bakımından Platon şeyle, Newton'la yarışamaz. Yani bunlar anlamsız şeyler bunlar. Bunlar boş şeyler. Yani Kur'an'ı bir fizik kitabı, bir bilim kitabı, bir kimya kitabı olarak okuyamazsınız. Onu başka bir şey olarak okuyacaksınız. Biraz evvel söylediğim anlamda okuyacaksınız. Ayrıntılarına girmiyorum ama çözüm bu. Ama biz hala şimdi Kur'an'da atom bombasının sırları var, Kur'an'da işte nehirler birleşti, dağlar birleşti falan filan diye cümleler. Bunlar bence enfantil şeylerdir. Kur'an'a inanmak için bunların içinde olmasına gerek yok. Gayet tabii. Gayet bunlar tabii. Olmadan da inanıyorsan... Gayet tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Gayet tabii. Ya hocam ben burada tam tersi. Bunlar normal bir adamın ona inanmaması için. Çoğun derece şey neden. Yani Kur'an bu mu? Bu yanlış bir biyoloji. Evet. Kur'an bu mu? Bu yanlış bir fizik. Yanlış jeoloji. Ne diyeyim anlatabildim mi? Ama Kur'an bu değil dersen. Ya cennet, cehennem, tanrı, iman bunlarla ilgisi yoktur. Bambaşka dersen. Aklımızın eremeyeceği şeyle ilgiliyse çok tamam. Güzel. Ya ben çok başka güzel. Bir şey söyleyeyim. Anladın mı demeyi? Bu basit bir şey. Hocam benim sevgili arkadaşım Fatih'in de iyi dostu Profesör Xavier Le Pichon çok sıkı bir Katoliktir. Hı-hı. Bu adam da dünyanın şu müthiş anda bilim adamıdır ama. En büyük jeologlarından da yani bu leva tektoniğini icat eden heriflerden biridir Xavier. Hı-hı. Bir gün Xavier'e sordum. Ya kardeşim dedim senin bu aklında bu ilgisi nasıl duruyor? Hı. Yani dedim sen dedim... ilgisi yok demiştir. Bakın, İlgisi yok. Şimdi onu söyle. Sen dedim evrim, yani Darwin'in dediğini doğru bulmuyor musun? Kesinlikle doğru dedi. Peki kardeşim dedi bunu nasıl bağdaştırıyor? Dedi. Bak dedi dini kitaplarda yazılanlar dedi şimdi sizin dediğinize geliyor. Bilim değildir. Gayet tabii canım. Bunlar dedi ahlaki dersler veren paraboller. Paraboller. Evet, evet. Yani sizin biraz önce deyim. Dediğiniz, evet, evet. Bunlar dedi ahlaki dersler. Eğer dedi sen dedi dini kitapları
bilim açısından görmeye başlarsan dedi, ertesi gün dinden çıkarsın dedi. Santayana diye bir Amerika filozof var. Meşhur, evet, MIT'de profesör, felsefe, George Santayana. Felsefeye girişte onu bulursun. Bak ne diyor biliyor musun? Din ahlaki bir şiirdir. Evet. Zabi aynı şeyi söyledi bana. Ahlaki şiir. Yani şiir demedi yani ama sadece şiir değil. Ahlaki bir şiirdir diyor. Evet. Ya böyle, bu iş böyle, maalesef böyle. Veya iyi ki böyle. İyi ki böyle. Saate bakıyorum. Niye? Siz daha eve gidip kütüphanede çalışacaksınız. Hayır abiciğim, şimdi eve gidip yatacağız. Yatacak mısınız? Hocayı yormam bunda ama sabahleyin kalktığımız zaman ilk iş kahvaltımızı ettikten sonra kütüphaneye geçeceğiz. Gezeriz. Değil mi hocam? Tabii tabii. Gezeriz. Bu saatten sonra ben hocam, abi kütüphaneye sokarsam oya vallahi beni kovalar. Yani bu yaşta adamı kütüphane. Ben bakarım. Hocam. Ben yorgun değilim. Allah aşkına. Vallahi billahi. O zaman beraber. Birlikte gezeriz. Gezeriz. Yaşayın hocam be. Ben malımı biliyorum. Ben gezerim. Çünkü benim için o kütüphane uyumaktan daha değerli. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. O da uyumuyor zaten. Sabah ben de uyumam hocam. Otururum ya. Yani. Oturur kütüphanede sabaha kadar çalışırız. Peki niye uyuyacağım zaten? Benim hakikaten ihtiyacım yok. Yani normal hayatımda da ben fazla uyumuyorum. Ben işte yatıyorum sabahleyin 3'te, 2'de, 1'de kalkıyorum ve çalışıyorum. Evet. Ve daha iyi yapacak da işim yok. Evet, bravo. Ya size başka bir şey söyleyeyim. Siz 74 yaşındasınız. Evet. 91 yaşındaki Doğan Bey aynı şeyi yapıyor. Diyor ki saat 2'de kalkıyorum. Ne yapsın? Oturup çalışıyorum. Ya yapacak daha iyi bir şey yok. Halbuki de öyleydi. Evet, yapacak daha iyi şey yok. Evet. Doğru. Yani ben felsefeyi de daha yapacak işim olmadığı için yapıyorum. Hocam ben Hayyam'dan şeyi öğrendiydim diyor ki bu diyor şarapçılara ben hayret ediyorum. Şarabı satıp daha iyi ne alacaklar diyor. Ben onu kitapçılar için söylüyorum. Diyorum bu kitapçılara ben hayret ediyorum. Evet. Bu kitabı satıp daha iyi ne alıyorlar acaba diyorum. Allah illa yani. Çok, hakikaten ben iyiyim yani. Hiçbir problemim yok. Peki nereye devam edelim? Şimdi şeye geleceğiz. Akira Thomas'tan girdik. Közdük. Yani. Közdük bitirdik. Şimdi şeye geçiyoruz artık. Orta Çağ'ın sonuna geldik. Evet. Yavaşça. Orta Çağ'ın bitişine geldik. Hı-hı. Orta Çağ'ın bitişine ben oraya girdiydim biraz. Hocam Gemici Henri ile başladım. Biliyorum. Yani bu coğrafya şifler. Yani Avrupa'nın gözünü kendi dışına çevirmesi. Buna mukabil Doğu aleminin, siz biraz önce Çin'den örnek verdiniz. Evet. Çok güzel. O Zhang He'nin gemilerinin, o seferlerin durdurulması. Hemen. Ve Çin bitmiş, içine kapanmış. Müthiş bir müthiş bir donanma. Hocam o donanmadaki gemilerin biri Christoph Kolomb'un Santa Maria'sının 20 misli büyüklükte. Çok güzel işte. Ha. Devasa gemiler ya. Evet, evet. Bunu yapmış Çin. Evet. Ve Konfüçyusçu papazlar. Evet. İmparatoru demişler ki bu Çin aleyhine. Evet. Bu demişler açılmayalım. Evet. Ve Çin bitmiş. Evet. Orada finito. Evet. İslam dünyası, Osmanlı aynı akibete uğramış, bitmiş. Dışarıyla teması kesip bitmiş. Yani dışarıyla bu kadar yakın temasta olan benim bildiğim en son Fatih'tir. Ya şöyle bir düşün. 15. yüzyıldan itibaren, 16. yüzyıldan Avrupa'dan gelen çeşitli görevlerle, evet, tüccar olarak, seferette katip olarak, elçi olarak yüzlerce, binlerce adam var. Evet, bir sürü de kitap yazmış. Peki 18. yüzyıla kadar Osmanlı dünyasından giden, dışarıya giden tek bir adam var mı? Var. Var. Şu meşhur şey işte 28 Mehmet Çelebi. Bir de Evliya Çelebi. Evliya Çelebi çok istisna. O çok çok istisna. Bir dakika. Adam bir gidiyor. Onun biliyorsun o seferatnamesi çevrildi. Şevket Ada çevirmişti. Ama nasıl ağlıyor? Yani 11 ay veya 10 ay kalmış. Yani şeye gitmiş gibi. Hakkari'ye gitmiş gibi ağlıyor adam. Evet. Anlatabildim nedir mi? Nedir bu rezillik diye. Bu nedir? Nedir çektirdiğin beni şark hizmetine gönderdiniz diye. Ve gittiği dönemde yani 1730'lar. Yani o Philip Rameau'lar var, operalar var, bilmem neler var. Çok zeki bir adam, hoş bir adam. Şunu demek istiyorum. İhtiyaç duymuyor. Evet. Kendi dünyası yetiyor kendisine kendine. Yetiyor. Evet. Kendi dünyası kendisine yetiyor. Ama öbürsü? O sırada dünyayı fethediyor, dünyayı keşfediyor. Haritalıyor herif ya. Her şeyi haritalıyor. Dünya böyle. Dünya böyle. Bizde işte bir istisna Katip Çelebi. Katip Çelebi özel. Katip Çelebi dedi. Yok, Evliya Çelebi. Evet, evet. Evliya inanılmaz diye. Evet, evet. Fakat hocam Katip Çelebi de fark etmiş. Evet. Yani gidememiş zavallı evet, ama evet. O burada otururken evet. Ne kadar geri kaldığımızı fark etmiş. Bana Fuat Bey bir şey söyledi. Fuat Sezgin Hoca bir şey söyledi. Celal dedi. Bunlar dedi sırf Avrupa'yı bilmiyor değiller dedi. Evet. Dedi. İslam dünyasını bilmiyorlar. Tabii bilmiyorlar. Osmanlı dedi İslam mirasını bile bilmiyor. Yahu şeyin
bir kitabı vardır. Baron de Todun. Meşhur. Bizim okulun kuruluşunu anlattığı hatıraları. Güzel. O kitapta, o kitapta şu işte mühendishaneyi açarken işte, bir sınav yapar. Evet, üçgenin üç açıları. Hah, hükümdar der ki bunları fazla incitme. Çünkü o, mahcup olmasınlar. Soruyu sorar. Yani bir üçgenin üç açıları kaç derecedir? Üçgenine bağlı. 1770'lerdeyiz biz. 1773. 73 ha. Üçgenine bağlıdır. Evet. O zaman Baron de Todt diyor ya. Sıfırdan başlamak gerektiğini anladım diyor. Bu bizim okulun kuruluşu ya. Teknik Üniversitenin kuruluşu. Evet, evet. Yani ve ilginç olan bunun gerekliliğine askerler karar veriyor. Evet. Yani Cezayirli... Çünkü elleri şeyin içinde. Evet. Elleri taşın altında. Görüyor, aynen öyle. Savaşıyor adam ya. Ve adam bakıyor yani ölüyor. Bu cehaletle yani Konsampriyes geliyor diyor ki ya Rus donanması hareket etti. İşte, nereden gelecek diyor. Nereden gelecek? Gelemez diyor. Gelemez diyor. Ya, biz, Balkın Denizi'nden haberi yok. Bizim donanma yakıldıktan sonra da Avrupa'ya suçluyorlar. Venedik kanal baylosunu açıyor. Çağırıyorlar. Evet. Siz diyorlar kanal açtınız öyle geldi bunlar. Evet evet. Yani şeyin Cezayirli'nin burasına gelmişti. Bu kadar cehaletle devlet idare edilmez. Gene Baron de Todt'tan sana bir hikaye anlatayım. Buyurun. Bu Baron de Todt gelirken Fransa'dan, Toulouse veya Marsilya'dan bir gemiyle geliyor. O gemide de Osmanlı donanmasının kaptanı Deryası var. Tabii yolculuk epey uzun sürüyor. Tabii. Yani yaklaşık zannediyorum bir 2-3 ay sürüyor. Burada ahbap oluyorlar. Bir gün soruyor kendisine, oku bak. Bir gün soruyor bu şey, kaptanı Derya Baron Tuta. Yahu diyor, bu Venedik'le diyor, Rusya diyor komşu değil mi birbirine? İşte ya. Venedik'le Rusya komşu değil mi diyor Venedik devletiyle? Adam düşünüyor, ulan ne desem ben buna? Ben bu ne desem? Yani yahu arada Balkanlar var, arada Romanya var, arada bilmem ne var falan filan. Efendim diyor, arada Osmanlı İmparatorluğu olduğu için, ikisi de birbirine komşu olduğu için, evet komşudur. Öyle sayılır diyor. Öyle sayılır diyor. Ne desin adam? Şimdi hocam, ben şuna gelmek istiyorum. Keşifleri, meşifleri falan filan konuştuyduk daha önce dediğim gibi. Şimdi Rönesans'la beraber Bizans'ın rolü. Hı hı. Şimdi ikide bir de bizim Sevim Tekeli'nin kitabını bilirsiniz. Biliyorum. Bunu inkar etmeye kalkar bir felaket bir şeydi. Hı hı. Bizans'ın da çok önemli rolü var. Var. Gönderdiği adamlarla. O kadar önemli değil. Neden? Yani şöyle, ona ihtiyacı olmaksızın zaten İtalya doğrudan doğruya başlamış vaziyette. Başlamış. Şöyle Yunan'la temas halinde. Eserlerini çevirmiş, orijinalini çevirmiş. Fakat hocam... Oradan giden, bir dakika, önemli değil demiyorum. Çok önemli değil. Evet. Oradan giden adamlar, yani oradaki o harekete, belli bir ivme kazandırabilirler. Ama o hareketi belirleyecek nitelikte değiller. Fakat ben şunu vurgulamak istiyorum. Jacopo Angelo ile Roberto Rossi, Chrysoloras gittiği zaman dediğiniz gibi kitaplarını gösteriyorlar. İşte biz bu Yunanca kitapları aldık. Fakat diyorlar bu Yunanca'yı iyi öğrenmek istiyoruz. Hı hı. Sen bize öğretir misin diyorlar. Ve diyorlar biz kitap arıyoruz. İşte Chrysoloras diyor ki ya diyor bizde çok. Gelin alın. Var tabii. Ha, gelin alın. Bunlar İstanbul'a geliyorlar. Hı hı. İstanbul'da muazzam miktarda kitap alıyorlar ve Chrysoloras en sonunda diyorlar ki bak diyorlar. Buranın geleceği kötü senin açından. Hı-hı. Türkler bugün yarın alacaklar burayı. Yani 15. yüzyılın birinci yarısındayız. Ya, tabii de yani bu hayır daha 14. yüzyılın sonundayız. 1300'lerin sonundayız. Diyorlar ki sen bizim oraya gel. Hı-hı. Ve bu İtalya'ya gidiyor. İtalya'ya giderken çantasında Ptolemaios'un atlası var. Ptolemaios'un atlasının tercümesine başlıyorlar. Hı-hı. Hatta kendisi başlıyor. Ömrü vefa etmiyor. Konstanta giderken vefat ediyor falan. Hı-hı. Bunlar yapıyorlar. Ptolemaios'un atlasının müthiş bir etkisi oluyor buna. Mesela Avrupalılar, Arapların, Müslümanların coğrafyasından büyük ölçüde bir haberler. Evet. Mesela Fra Mauro'nun haritalarına bakıyorsunuz, bunlar Araplardan alınmış, pek Araplardan alındığını bilmiyorlar. Hı hı. Onun için Ptolemaios'la Avrupa coğrafyası biraz geri gidiyor. Ama önemli olan, ya böyle şeyler yapmak lazım. Hı hı. Yani o keşifleri, meşifleri falan filan tetikliyor. Dolayısıyla Chrysoloras gibi adamların, Besarion gibi bir mesela kardinal biliyorum, gerçi evet. Herif Bizanslı ama evet, Katolik evet. Oluyor kardinal. Mesela Besarion'un muazzam bir kütüphanesi var. Bu herifleri bunlara öğretiyor. Dolayısıyla Bizans'ın rolü ben yok demedim. Epey önemli gitmek. Olabilir yani o kadar da uzmanı değilim. Kusura bakma açıkçası. Ben
Evet. Peki bitirelim mi? Devam edelim mi? Ahmet Hocam bir kez daha rahatsız eder miyiz program için? Her zaman. Lütfen rahatsız edelim. O rahatsız edilmeyi kabul eder mi bilmiyorum ama bir ya edelim. Ya benim için mesele değil. Ben daha iyi yapacak işim yok dedim ya sana. Estağfurullah hocam yaşayın. Özgürden dışarı çıkmayı çok sevmiyorsun da o yüzden ben çekiyorum. Yok yok. Önemli değil işte. Geliyorum görüyorum değişiklik oluyor. Yaşayın hocam. Evet. Şimdi Cihan'ın kütüphaneyi görünce zaten artık hep gelmek istedim. Evet, evet ama sağ olsun ben her zaman davet ettim. Hocam, hocam ya hocam istediğin başımız, zaman başımızın istediğin kadar kal ben. Dedi aynen burada. Aynen öyle. Ama bunu söylediğin zaman kitapları yazmıştım artık. Evet. Ama bak 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 yeni katkılarım var. Kütüphaneme. Avantayı yaptın yani. Evet abi. Yani karlı çıktım. İmzalı. Sana da göndereceğim canım. Evet. Söyledim. Adresi aldım bu sefer. Geçenlerde. Bir kısmını getirmişsin. Fatih. Efendim? Bir kısmını getirmişsin. Geçenlerde bizim İTÜ rektörü Doğan Kuban hocayı ziyarete geldi. O biliyorsunuz düştü kalçasını kırdı falan filan. Mehmet dedi ki bir ziyaret edelim hocayı dedi. Ziyaret ettiler. Çıkarken Mehmet dedim ne yaptınız? Mehmet dedi ki karlı çıktım dedi. Bir baktım koltuğun altında. Hoca bir sürü kitap vermiş. Ya Mehmet koltuğun altında. Biz neyi verebiliriz ki? Bizim verebileceği başka bir şey yok ki yahu. Koltuğun evet, altında kitaplarla geliyor Mehmet. Peki o zaman bu akşam noktalayalım. Saat 13 oldu. Yarın iş günü. Pazartesi. Evet. Evet, güzel. Zaten geçeyim. 3 saat oldu. Kardeşim, yeter bence. Şu programı cuma bıraktık. Yaptık. Hayır tadına bıraktık yani. Zaten söyleyeceğimiz şeyleri yani. Söyledik. Söyle şu televizyon idaresine bizim programı cuma akşamına alsın. Herkes istiyor. Sana da bir tonla geliyordur Allah bilir. Çok önemli bir istemeyen sayayım sana. Kim? Karım. O zaman olmaz abi. O zaman olmaz. Oya da istemez sana söyleyeyim büyük ihtimalle. Niye? Ben nasıl olsa bir işe yaramıyorum. Sen işe yarıyorsun. Ne işe yarıyor? Herhalde bir katkın oluyor evde. Bir karını yemeğe götürüyorsundur bilmem ne yapıyorsun. Tabii ki. Ha, ben onları yapamadığım için pek ilgilendirmiyor. Öyle mi? Tabii yani beni çağırmadınız ama kütüphanemde oturup çalışıyorum. Başka bir işe yaramadığım için hocam. Ahmet Hocam ağzına sağlık. Teşekkür evet, ederim sağ olun. Bunlar böyle tarihe geçecek hakikaten sohbetler oluyor. Yani bunları internet ortamında falan herhalde nesiller belki okur izler. İyi ki varsınız, iyi ki zahmet buyurup buralara kadar geliyorsunuz. Bizleri irşad ediyorsunuz sağ olun. Cihay Bey size de öyle teşekkür ediyoruz. Ya kardeşim ben bu akşam dedim ya. Sen ders, akşam, ders almaya geldim. Evet. Ve aldım da yani çok hoşuma gitti hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür aklınıza ederim. Sağlık. Sağ çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Karlı da çıktım. Bak yani edindiğim bilgi dışında daha edineceğim hazineler burada. Görüyor musun? Bak ne güzel. Vallahi abi. Sende o Aristoteles'in pirinci baskısı vardır. Hayır ben de bunun abicim ne yazık ki. Bak Türkçe'de hiçbir şeye güvenemediğim için. Birinci baskı değil mi? Gavurcaları var. Birinci baskı yoktu ben Avusturya'da. Bunun gavurcaları bende var. Var. Değil mi? Ama şimdi ben öğrencilerimle konuşurken nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Ahmet Hoca da onu öğreniyor işte. O çok önemli. Yani tabii başka yeni şeyler de öğreniyorum da. Mesela şu benim şu felsefeye giriş benim için çok önemli. Onu okumam lazım. İslam felsefesi, İslam felsefesi üzerine abi yani. Bunları okumam. O ilk çağ felsefesinden. Gerçi hepsini daha bitiremedim ama çok şey öğrendim. Hakikaten yani çok hoşuma gidiyor. Ve diyorum sevgili seyircilerimiz Ahmet Hoca'nın kitaplarını alıp okusunlar. Hakikaten çok faydalı. Hem kitaplarını hem çevirilerini. Evet abi yani dünyaya gözleri iyice açmışız. Çok çok da hayırlı olur. Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimizi izlediğiniz ederim. İçin çok i̇yi teşekkür akşamlar. Ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bu akşam az küfür ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz sizlere. Hocam sizin yüzünden, sizden korkuyorlar o yüzden bizi evet. Seviyorlar. Hoca kalkan görevi görüyor. Hocayı seviyorlar. Sen de beni sevmiyorlar. Evet abi ne yapalım? Pazartesi akşamı yani yarın akşam umarım spor programında görüşme fırsatı olur. Biz seyretmeyeceğiz. Olur. Biraz yolda olacağım inşallah bir sıkıntı olmazsa yetişirim. Herhalde yetişirim uzun yoldan geleceğim. Ama salı akşamı da teke tek de tekrar görüşeceğiz. Teke tek özelliği teke tek siyasette görüşeceğiz. Hoşça kalın herkese iyi haftalar diliyoruz.